Sultan Mehmet Han'ın mirasına sahip. Sayın Başkanımızla, Sayın Devlet Bahçeli katılımlarıyla geniş bir halk kitlesi huzurunda milli malum uçağımız oradaki vatandaşlarına tanıtıldı. Onun yanında Hürkuş gösterildi. Ve bizim bu Ankara dediğimiz silahlı insan savaş araçlarından yeni versiyonları ve helikopterimizin atak helikopterinde yeni versiyonu tanıtıldı. Ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken, öyle iken. Fakat birileri çıktı, bu milli malum uçağın bir savaş aygıtı olduğunu, işte insanları öldürdüğünü, insanlara karşı kullandığı falan gibi. Bir dakika böyle, hani gerçekten ne şeysi var, çerçevesi var, ne önü var, ne arkası var, gelişince bir laf var. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Bunu Ahmet Kaya çok güzeldi. Herhalde bugünleri düşünerek, yani bu insanları düşünerek cevap verir. Nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ahmakça. Bir ülkenin, bir devletin, bir silahlı kuvvetlerinin ülkesini savunmak, ülkesini müdafaa etmek, ülkesinin güvenini sağlamak, vatandaşının güvenini sağlamak, konutlarının güvenini sağlamak kadar bir doğal görevi ahmakça başka yerlere saptırmak kadar saçma sapan bir görüş olamaz. Ya bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, ister tarihte, ister efendim söyleyeyim, günümüzde bütün devletlerin temelde iki görüşü var, iki hedefi var. Bunlardan birisi ülkenin bekası, güvenliği, diğeri de efendim, ülkenin refahı. Siz ülkenin daha müreffeh olması için ekonomik boyutlarıyla çalışmalarını sürdürürken, ekonomi olursun, efendim, diğer taraflarında silahlı kuvvetler, her kimse o ülkenin, mensubu olduğu ülkenin savunmasını sağlar, güvenliği sağlar, konutlarını güvenliği sağlar, hak ve menfaatleri korur. Bu da tamamen uluslararası hukuka uygundur, tamamen meşrudur efendim, ve meşruiyet olan bir kurumdur. Bunun bu şekilde efendim, konuşulması efendim, gerçekten çok yazık, son derece tutarsız, son derece ahmakça. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Esas olan bu. Mehmetçiğin nefesi enselerinden. Çok şükür Allah'a Irak'ın kuzeyinde kamp yerleri var. Bunların barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları hepsi tepelerine yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Daha dün iki sözde elebaşı teslim oldu, çaresizlik efendim. Dün efendim söyleyeyim Suriye'nin karşısında 3 efendim terörist etkisi getirildi. Şu son 10 gün içinde 40'a yakın efendim terörist etkisi getirildi. Biz başta Irak'ta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın hudutlarına, toprak hükmüne saygılıyız. Biz hiçbir şekilde işgalci kuvvet değiliz. Biz bunu Bağdat'a da söylüyoruz, Suriye'de söylüyoruz. Her tarafa söylüyoruz, kimle konuşursak. Yani biz fakat şimdi insanlar, ülkeler, bazıları binlerce kilometreden geliyorlar. Diyorlar ki buradaki işte bir oluşum var, işte DAEŞ var, şu var, bu var vesaire. Bunlar bizim milli hak ve menfaatlerimize tehdittir. Bunları burada yok edeceğiz. Yahu sen bu 10 bin kilometreden tehdit oluyor da, 5 bin kilometreden tehdit oluyor da benim burnumun dibinde. Ben bunlara nasıl şeysiz kalırım böyle? Tarafsız kalırım, bilgiyane kalırım. Nasıl müsaade edeceğim ben bunu? 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar operasyonların bu safhası başladı. O günden bugüne kadar 37.793 terörist esir getirildi. 37.793. Askor tarafından tertip.